Yıl 1833. O zamanlar Bulgaristan'ın Tırnova kasabası Osmanlı idaresinde. Ancak bir sıkıntı var. Kasaba şimdiye kadar duyulmamış, görülmemiş olaylara sahne oluyor. Ürkütücü söylentilerle çalkalanıyor. 7'sinden 70'ine herkes korku içinde. Hele de gün batımından sonra yaşananlar. Ya bizim eve de girerlerse tedirginliği insanlara geceyi dar ediyor. Bu kez Osmanlı döneminden bir cadı hikayesi anlatıyoruz. Kasabada gece boyunca evlerde açıklaması zor olaylar gerçekleşiyordu. Kiler ve mutfaklardaki un çuvalları parçalanıp boşaltılıyor. Üzerine yağlar, ballar dökülüyor. Bazen de toprak karıştırılıyordu. Yatak, yorgan, yastık, şilte, bohça ne varsa didik didik edilerek dağıtılıyordu. Kafasına taş, toprak, çanak, çömlek atılanlar bile vardı. Bazı insanlar saldırıya uğradıklarını, saldırı anında üzerlerine sanki manda çökmüş gibi hissettiklerini ve bu şeyden güç bela kurtulduklarını söylüyorlardı. Tırnova'da neler oluyordu? Bu soruya doğru düzgün cevap veren yoktu. Çünkü tüm bunları kimin yaptığını gören olmamıştı. Ama tüm bunların bir açıklaması olmalıydı. Sonunda Tırnova'nın cadı istilasına uğradığına karar verildi. Madem tüm bunları cadılar yapıyordu, o halde derhal İslimye kasabasında yaşayan ve cadıcı diye nam yapan Nikola Efendi'ye haber salınmalıydı. Nikola Efendi haberi alır almaz geldi ve olanları halkın ağzından dinledi. Olay yerlerinde gezince, evet dedi cadıcı Nikola Efendi. Tüm bu olanlar cadıların marifeti. Nikola Efendi uzun pazarlıklar sonucu 800 kuruşa kasabayı cadılardan temizlemeye ikna oldu. Tırnova Kadısı Ahmet Şükrü Efendi, Nikola Efendi ve kasabalılar mezarlığa doğru yola çıktı. Cadıların yattıkları mezarları belirleyecekler ve öldürülmeleri için bazı şeyler yapacaklardı. Mezarlığa varıldığında yol boyu susmayan insanlar bir anda suspus kesilmişlerdi. Nikola yanında resimli bir tahta getirmişti ve bu tahtayı parmağına geçirerek çevirmeye başladı. Resim hangi mezara dönük durursa o mezarda cadı yatıyor demekti. Nikola çevirdiği tahtayla iki mezar tespit etti. Bu mezarlar Yeniçeri Ocağı'nın kanlı zorbalarından Tetik oğlu Ali Alemdar'la Abdi Alemdar'a aitti. Bu iki kişi yaşarlarken cinayet, yaralama, soygun, gasp, ırza tasallut gibi akla gelebilecek ne kadar zorbalık varsa hepsine bulaşmış, adeta terör saçmışlardı. Yeniçeri Ocağı kaldırıldığı zaman da yaşlarının ilerlemiş olduğu göz önünde tutularak cellada verilmemiş ecelleriyle ölmüşlerdi. Mezarlar açıldı. Herkes dehşet ve korku içindeydi. Çünkü Yeniçerilerin cesetleri bozulmamıştı. Üstüne bir de iyice büyümüşlerdi. Gözleri açıktı ve kan çanağı gibiydi. Tırnakları ve kılları çok uzundu. Korka korka bedenler mezarlarından çıkartıldı. Nikola kasabaya musallat olan ruhların defedilmesi için cesetlerin karınlarına kazık çakmak ve kalplerini kaynar suda haşlamak gerektiğini söyledi. Kazıklar çakıldı, yüreklerine kaynar sular döküldü. Fakat pek bir değişiklik yoktu. Bunun üzerine Nikola bunları yakmak lazım dedi. Etraftan toplanan dal parçaları ve tahtalar tutuşturuldu. Ölü Yeniçeriler şimdi çatır çatır yanıyor ve isli dumanlar göğe yükselirken yavaş yavaş eriyorlardı. Çok geçmeden alevlerin boyları kısaldı ve nihayet söndü. Biriken küller mezar çukurlarına dolduruldu ve üstleri yeniden toprakla örtüldü. Tırnova halkı cadıları yok etmişti. O geceden sonra herkes huzur içinde uyudu. Tırnova Kadısı Ahmet Şükrü Efendi'nin İstanbul'a gönderdiği resmi yazıda olaylar aynen anlattığım gibi bildirildi. Ve devletin yayın organı olan Takvimi Vekayi Gazetesi'nin 5 Eylül 1833 tarihli sayısında yayınlandı. İnanması güç bir hikaye değil mi? Ama inanın ve benzeri hikayeler için de abone olmayı unutmayın.